Muğla mutfağının çok özel, kendine has aromatik ağaçlarıyla yapılan birçok özel yemeği var. Bunlardan bir tanesi de sakız ağacının dallarıyla yapılan sakızdırık. İki farklı şekilde hazırlanabiliyor. Hem çöp şiş tarzında hazırlanabiliyor, hem köfte tarzında hazırlanabiliyor. Peki farkı ne dersek? Sakız ağacı gördüğünüz gibi makimsi bir yapıya sahip ve tamamen toprağın üzerini sarabilen özellikteki bodur, çalımsı ağaçlardır sakız ağaçları. Ve hepimizin bildiği üzere özellikle Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaçtır. Her yerde bulunmayan, özel yerlerde bulunan, örneğin Sakız Adası'nda bulunan ve gövdesinde küçük çizikler açılarak akmalar oluşan, sonrasında da o akmaların sakıza döndüğü ağaçlardır bunlar. Aroması hepimizin bildiği damla sakızı aroması. Ve işte o damla sakızı aromasını şişimizin ya da köftemizin içerisinde görmek istiyorsak Muğla mutfağında sakızdırık köftesi ya da sakızdırık şişi yemelisiniz diyorum. Şiş olarak kullanılabilecek sakız dallarından, sakız ağacının dallarından kabuklarını soyarak ve yaprak bölümlerini çıkartarak şişler oluşturuyoruz. Ve bu şişlerin üstüne hepimizin bildiği klasik çöp şiş gibi kuzu ya da oğlak etimizi ve birer tane de her iki kuzu ya da oğlak etinin ardından birer tane de kuyruk yağı takarak şişlerimizi hazırlıyoruz. Yaklaşık bir 5-6 saat bu şekilde bekletmek ve o sakızın kokusunun çiğ olarak da etimize yansımasını sağlamamız gerekiyor. Ardından da odun kömürüyle yapılan mangalda pişirmek. Eğer odun ateşimiz yoksa elbette ki evlerimizde yine döküm tavalarda ya da ızgara, elektrikli ya da tüplü ızgaralarda da yapmak elbette ki mümkün. Ama orijinalindeki hali odun kömürüyle ızgara yapmak, mangal yapmak ya da odun ateşinde pişirmek. Şimdi sakız ağacımızı nasıl hazırlıyoruz, dallarından nasıl arındırıyoruz ve çöp şiş haline getiriyoruz onu görelim. Bunun için öncelikli olarak şu yaprak bölümlerini kopartıyoruz. Yaprak bölümlerini kopartırken zaten kabuk bölümünden de yavaş yavaş kopmalar oluyor. Kabuk bölümünü de tamamen soyduktan sonra bunu çöp şiş olarak kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi birinci şişimizi hazırladık ve bu şişeye biraz sonra etlerimizi takarak şu kokunun etlerimize sinmesini sağlayacağız. Sakız ağacımızdan şişlerimizi hazırladıktan sonra artık köftemizi hazırlayabiliriz. Köftemizi hazırlamak için kaburga bölümünden oğlak etimiz olduğunu söylemiştik. Etlerimizi aldık doğrama tahtamızın üzerine. Ve etimizin yarısından biraz fazla yağımız var. Yağımızı da ilave ediyoruz. Bu yağ çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü etin birbirine yapışmasını, kıymanın birbirine yapışmasını ve dökülmeleri, bütünlüğünün bozulmasını engelleyen şey yağıdır. O yüzden bu çok önemli. Tabii ki lezzetini veriyor olması da ayrı. Ve hemen zırhımıza başlıyoruz. Satır kıymamız neredeyse hazır. Artık son aşamada tuzumuzu ilave ediyoruz. Sadece tuz ilavesiyle yine aynı şekilde kıymamızı yapmaya devam ediyoruz.
Sakızdırık köftemizi hazırladık. Satır kıymasıyla, tuzumuzla tatlandırdık ve bir araya getirdik. Bir miktar da soğutucuda beklettik ki iyice kendini alsın, yapışır hale gelsin. Şimdi sakızdırık dallarına, yani sakız ağacımızın dallarına, kabuklarını sıyırdığımız dallarına köftelerimizi geçireceğiz. Köfteyi geçirmek için elime alıyorum, yuvarlıyorum ve şişimi saplayarak aşağıya doğru çekiyorum. Etimin çok kalın olmaması ama çok ince olup sertleşmemesi gerekiyor. Ve hazırladığım şişlerimi tekrar soğutucuya almak üzere tabağıma yerleştiriyorum. Diğerlerini de aynı şekilde şekillendireceğim ve ardından pişirmeye kadar dolap ortamında bekleteceğim. Şişlerimizi pişirmek üzere ısıttığımız döküm tavamızın üzerine aldık. Odun ateşinde veya odun kömüründe yapıyor olsaydık isini, tadını, kokusunu da alacaktı elbette. Ama evimizde de benzer şekilde hazırlığını yapabiliyoruz. Tamamen kendini bırakana kadar müdahale etmiyoruz. Kendini bıraktıktan sonra çevirerek her tarafını eşit ölçüde pişiriyoruz. Sakızdırık köftelerimizi pişirdik ve hemen söğüşlerimizi doğruyoruz. Söğüşlerimizle birlikte yanında karbonhidratımız, alaca aşımız var. Yeşillik kullanabiliriz. Roka, biber tamamen kendi tercihimiz olacaktır. Ve tabii ki soğan salatası olmazsa olmazı olacaktır. Hazırladığımız sakızdırık şişlerimizi de içerisine ilave ediyoruz. Sakızdırıklarımız hazır. Afiyet olsun.